Bildiğiniz gibi birkaç gün önce Ersun Yener hocamla yollarımızı ayırmıştık. Ersun Yener hocam ve ekibine Alanya Spor'umuza katmış olduğu katkılardan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bugün ise Ömer Erdoğan hocamızla anlaşmış durumdayız. Kendisiyle bu sene, gelecek sene de dahil olmak üzere anlaşmış durumdayız. İnşallah Konya'nın Alanya Spor'umuza hayırlı olur. Hem hocam için de hayırlısı olur. Ömer İnşallah hocam, hoş geldiniz. Hoş. Ömer hocam zaten biliyorsunuz Alanya Spor'umuza değer katacağına inandığımız ve Alanya Spor'umuzu bir tık daha yukarılara taşıyabilecek bir hoca olduğunu inandığımız, bildiğimiz için kendisini de yakından tanırız. Daha önce de yaptığı işleri zaten ortada. İnşallah bizim kulübümüzde de faydalı olacağına inandığımız için, ki inanıyoruz, hocamızla inşallah bugün sözleşme imzalayacağız. Hocam tekrar hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Hem sizin için hem Konya'dan Alanya Spor'umuz için hayırlı olsun. İnşallah. Başta başkanıma, yönetim kuruluna beni bu güzel kulübe layık gördükleri için ve buraya bana bu şansı verdikleri için çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten kulübün özellikle yönetimin istikrarı son yıllarda hem futbol anlamda bu ülkeye verdiği keyif, yarışmacı bir takım oluşu, aynı zamanda da çoğu kulüp için bir örnek yönetim tarzı, bunun içinde çok doğru scouting başarısı, çok değerli oyuncular, genç oyuncular bu kulübe kazandırıp hem oyuncuların gelişimini devam ettirdikleri için ve aynı zamanda ekonomik anlamda da kulübe çok ciddi paralar kazandıkları için gerçekten kulübümüzü örnek alabileceğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi normalde sezon sonuna kadar herhangi bir takım çalıştırmayı düşünmüyordum. Sağ olsun Alanya Spor'dan önce de arayan kulüpler, teklif eden kulüpler oldu ama Alanya Spor başkanımızı arayınca gerçekten heyecanlandım. Çünkü daha önce çalıştığım kulüplerde buraya deplasmana geldiğim zaman veya bu kulübün işleyişiyle ilgili, yönetimiyle ilgili ve son yıllarda özellikle elde ettikleri başarılarla ilgili bu tesadüf olmadığını ve benim de burada inşallah ekimle beraber de çok çalışarak futbolcu kardeşlerimle birlikte yine Alanya Spor'un daha önceki özellikle son iki sezonda elde ettiği başarıların devamını getirebiliriz. İnşallah hem burada kendi gelişimi devam ettiririm, oyuncu geliştirmeye katkı sağlarım ve aynı zamanda Alanya Spor'u hak ettiği yerlere inşallah taşımak bizlere nasip olur. Allah inşallah bu konuda bizi utandırmaz. Dediğim gibi ekibimizle beraber hazırız, çok heyecanlıyız, çok istekli, arzu, gayretliyiz. Tabii ki sezonun sonuna yaklaştık. Bir gerçek var. Şu an Alanya Spor'un bulunduğu nokta bu kulübe, bu camiye, bu kadroya yakışmadığına inanıyorum ama futbol içerisinde maalesef zaman zaman böyle sıkıntılar oluyor. Bundan önceki hocalarıma da hem Faryoli hocama hem Ersun hocama çok teşekkür etmek istiyorum. Onlara da bundan sonraki teknik direktörlük kariyerlerinde başarılar diliyorum. Ama biz de bundan sonra bu altı maçlık periyotta inşallah bu kulübü çok güvenilir bir yere taşıyıp çok sağlıklı, güzel bir şekilde sezonu bitirip tabii aynı zamanda da inşallah yönetimimizle beraber yeni sezon hazırlıklarımızı da yapacağız. Ama dediğim gibi şu anki tamamen düşüncemiz önümüzde oynayacağımız ve çok önem verdiğimiz Ümraniye maçında olacak hazırlıklarımız. İnşallah oradan da güzel bir başlangıçla buraya inşallah iyi bir başlangıç yapmak. Şimdi gerçekçi olmam gerekiyor. Bizim şu an çok iyi oyundan daha fazla sonuç almamız gerekiyor. Çünkü çok riskli bir bölgede bulunuyoruz ve böyle bir durum var. Alt takımların son haftalardaki özellikle işte puan toplaması, ligdeki bu yarışın işte alt grubunda sürekli bu yarışın içinde olması, ligde kalma umutlarına devam ettirmesi bizim için tabii ki ister istemez bir mesaj veriyor. Bu da ne mesaj? Her puanın, her maçın çok önemli olduğunu gösteriyor. Biz de bu altı maçın hepsine talibiz. Yenmek için ne gerekiyorsa onu yapacağız.
Bizim amacımız tabii ki uzun vadede veya benim futbola bakış açım hep pozitif futbol, hücum futbolu, futbolcu kardeşlerim maç oynarken keyif almasını, aynı zamanda izleyen seyircilerimizin bundan keyif alıp takımlarla gurur duymasını sağlamak. Ama dediğim gibi bu bugünden yarın hemen olacak şeyler değil. Bizim için şu an en önemli nokta, biz sonuç almamız gerekiyor. Bir an önce o puanları toplayıp o tehlikeli bölgeye yaklaşmadan orta sıralara çıkıp sezonu iyi bir yerde bitirmemiz gerekiyor. Şöyle bakabilir miyiz?